Yeşil gözleri, sarı saçları ve güler yüzüyle Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biri olan Itır Esen'le yaptığımız keyifli söyleşi var sırada. Adil Naşit'in bilinmeyen hikayesinden, unutulmaz filmlerin kamera arkasında yaşananlara kadar pek çok konuyu konuştuğumuz o röportaj geliyor ekranlarınıza. Yeşilçam'ın naif güzeli Itır Esen onlarca filmde oynadı. Ama üzerinden tam 40 yıl geçmesine rağmen hangi sahneyi hala unutamadı? Unutulmaz bir sahneydi bizim için. Türk sinemasının mihenk taşlarından Adile Naşit'in bilinmeyen hikayesini Itır Esen ilk kez anlattı. Kalbine dokunan bir hayat hikayesi var. En son Fatih Harbiye dizisinde İnci rolüyle izlediğimiz Itır Esen'le Ortaköy'de Boğaz'ın eşsiz manzarasına karşı yaptığımız samimi sohbete usta oyuncunun en beğendiği genç nesil meslektaşlarının kim olduğunu öğrenerek başlayalım. Neslihan Atagül'ü çok beğeniyorum. Zaten onların bir dizim de vardı. Beğendiğim birçok oyuncu var. Kaan Urgancıoğlu'nu çok beğeniyorum. Kadir Doğulu'yu beğeniyorum. Itır Esen 30 Mart 1957 doğumlu. Bugün 59 yaşında. Tam 39 senedir ekranda. Gerçek yaşam hikayesi ve yaşadıkları ise oynadığı filmlerle yarışır cinsten. O zaman konservatuvar Ankara'daydı. Biraz içine kapalı bir çocuktum. Babam çekindi beni Ankara'ya yollamaya. Ama ucundan kıyısından Aşk Memnu'yla bir giriş yaptım. Bunu da kendine çok yakıştırdığın için seni kaşımın ucundan öpebilirim. Olmaz. Beni hala çocuk zannediyorsunuz. Ha? Artık Behlül beni öpemez değil mi baba? İzlenme rekorları kıran ve 2010 yılında final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin 1975'te çekilen versiyonuyla ekrana adım attığı Itır Esen, Ziyagil Köşkü'nün naif kızı Nihal olarak. Herhalde gelin olacağın günlerde yaklaşıyor. Ben evlenme fikrinde değilim baba. Sizin yanınızda kalmak istiyorum. Itır Esen belki hayal ettiği gibi konservatuvarı bitiremedi. Ama pek çok kişinin hayalini bile kuramadığı ortamlarda bulunup bizzat ustaların elinde şekillendi. Münir Özkul, Adile Naşit, Ertem Eğilmez hocamızla birlikte çok büyük, bugün hazine diyebileceğim oyuncularla bir arada her gün neredeyse bir okula gider gibi sabahın 9'unda oraya gidiyorduk biz senaryo çalışmasına. Itır Esen bugüne kadar onlarca projede, Türk sinemasında iz bırakan onlarca duayen isimle rol aldı. Ama unutamadığı anların içinde öyle bir sahne var ki üzerinden yıllar geçse de aynı kareler tekrar tekrar izlense de izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Bir kere gülen gözlerdeki o köpük sahnesi herkesin aklında kalan o muhteşem sahne. Sabun tozları! Eyvah! Sabun tozları köpürmüş, mahvolduk! Ne olacak şimdi? Bilmem ki! Koş! İki saatte falan çektik. Bugün mümkün değil öyle bir sahneyi. Tavan arasından eve köpükler basıyor. Ta üst kattan alt kata kadar. Bütün bir evi o günün şartlarında nasıl yapabilmişiz, nasıl çekebilmişiz? O filmde bir sürü öyle sahne var. Bu sesi, bu sallantıyı hatırlamayan yoktur herhalde. Vecihim, bir şey yok ya Vecihim. Hayır Fikret'im. Yaşar Bey, affedersiniz. Pek çok filmde Itır Esen, Adile Naşit'in gelini rolünü üstlendi. Ama gerçek hayatta çok daha yakındırlar. Adile Naşit, Itır Esen'in ustası, öğretmeni, aynı zamanda ikinci annesiydi. Adile Naşit aslında tam da herkesin filmlerde gördüğü gibi, hissettiği gibi bir insandı. Bağırdım babadanmış, babadanmış. Hayat hikayesi gerçekten insanın kalbini vuran, kalbine dokunan bir hayat hikayesi var Adile ablanın. Her zaman gülen, her zaman pozitif enerji yayan. Türk sineması deyince akla gelen ilk isimlerden Adile Naşit'in bilinmeyen yaşam hikayesini, setteki yaşamını Itır Esen Magazin 8'e anlattı. Kuliste doğmuş, çok başlı başına bir hikaye. Kaldırın kitapları! Kaldırın defterleri! Kalem çıkarın! Kağıt çıkarın! Sözlü yapıcı! Filmlerde gördüğünüz gibi çok merhametli, çok vicdanlı,
çok anne, abla. Gülün, gülün, açılırsınız. Açılırsınız.